Selam dostlar. Naber? Son videoda nazar değdireceğiz dedim, değdi. Dişim şişti. Hangi kenafir gözlü nazar değdirdi lan, çıksın ortaya. Şuraya bak. Kafam yeterince yamuk değilmiş gibi bir bombe daha eklendi. Neyse ki şimdi daha iyiyim. Antibiyotik falan başladık. Sorun yok. Video biraz gecikti, kusura bakmayın. Bu aslında bir soru cevap videosu olacaktı. Ama birçok soru hastalığımla ve hastalık öncesi hayatımla ilgili olunca genel bir otobiyografi videosu yapayım dedim. Çayınız kahveniz hazırsa başlayalım mı? Bu Tosuncuk Gürkan Bebek, 1990 senesinde İzmit'te dünyaya geldi. Top gibi kafası var. Kayyu'nun bu fotoğraftan esinlenildiği söyleniyor. Yanındaki de abisi. Motor sevdamız da küçükten geliyor. Orta yaş bunalımında bir anda motorcu olmadık. Sıradan bir çocukluğum oldu. Ev hanımı bir annem, elektrik teknisyeni bir babam, benden 9 yaş büyük de bir abim var. İlk öğretimden sonra Kırklareli Fen Lisesi'nde 2 yıl yatılı okudum. Okulun taşak oğlanıydım. Niye bilmiyorum. Tipim köy yumurtası gibi olduğu için olabilir. O yaşlarda çocuklar bildiğin hayvan oluyorlar. Alfa olma mücadelesinde birilerini illaki eziyorlar. O da ben oldum. Canları sağ olsun. İkinci sınıfta yatılıyı bırakıp Kocaeli'nde Cahit Elginkan Anadolu Lisesi'ne geçtim. Bak hele bak, triplere bak. Rapçi gangster sanki, klip çekiyor pe... 2008'de tutmaz diye tek tercih yaptım, tuttu. İzzet Baysal Üniversitesi'nde biyoloji okumaya başladım. En güzel yıllarım üniversite yıllarıydı. İlk sene okulun vakıf yurdunda, ikinci sene KYK yurdunda kaldım. Sonra üç arkadaş eve çıktık. Üni hayatım boyunca abimin hem maddi hem manevi devasa desteği oldu. Ha, hala oluyor, orası da ayrı. Dünyanın en süper abisi. Sana da selam olsun. Her şeyi fazla fazla yaşadım. Dostlarım da oldu, düşmanlarım da. Sevildim de, sevdim de. Çok sevdim de, aşık oldum da, terk edildim de. Bu videoyu izlersen sana da selam olsun zalimin kızı. 2 yıl okulun tiyatro topluluğunda tiyatro yaptım. 2 oyun çıkardık. Sahne tozunu yutunca bir oyuncu olma hevesi geldi, sonra gitti. Hep komedyen olup bir tek kişilik gösteri yapmak istemiştim, o nasip olmadı ama şimdi komikli YouTube videoları yapıyorum. Bence sayılır. Oldum olası müzikle ilgiliydim. Gitar, bağlama ve klavye çalıyorum. Çalıyordum. Eski kayıtlar var, onları da videonun sonuna koyacağım. Keman falan çalmayı da denedim ama olduramadım. Yaylılar zor aga. Bu da benim testim. Bence herkesin bir testisi olmalı. Haha, cinsel şaka. Onca fotoğraftan bulabildiğim en düzgünleri bunlar ha. Hep bir şaklabanlık, hep bir şebeklik. 3. sınıfta laboratuvarda çalışmaya başlayınca üniversite okuduğumu idrak ettim. Özellikle temel bilimlerde okuyan genç kardeşlerim varsa, hemen bir hocaya, asistana yanlayın, bir labda çalışın. Liseye gider gibi derse girip çıkıp okul bitirmeyin. Bilim yapın, bilim. Velhasıl ite kaka, bir dönem okulu uzatarak 2014 yılında mezun oldum. Aha, düzgün foto buldum. Hemen araya sıkıştırayım. Mezun olduktan sonra bir dershanede fen öğretmeni olarak çalıştım. Tam o sıralar dershaneler kapatılıyordu. Kısa bir dönem çalışabildim yani. Sonra çalışmak için götüm olmadığından değil, askerliği ertelemek için hiç değil, tamamen bilim aşkımdan dolayı yüksek lisansa devam etmeye karar verdim. İTÜ'ye ve Bolu'ya kabul aldım. Hem Bolu'da çalışmak istediğim hocamın sağlam bir hoca olduğunu bildiğimden, hem de orada zaten ortamım olduğundan, Bolu'ya döndüm. Babama, abime daha fazla yük olmayayım diye bir yandan çalışmaya çalıştım. Paket servisçilik yaptım. Tam bu zamanlarda merdiven çıkarken, damacana falan taşırken zorlanmaya başladım. Sigaradandır, yorgunluktandır dedim. Değilmiş. Tam bu sıralarda düz yolda yürürken kendi ayağıma takılıp düşmeye başladım. Doktora gidildi, MR'lar çekildi. ALS benim yaşımda çok nadir bir ihtimal olduğundan, önce MS falan dendi. Ama ben kendimi en kötüsüne hazırladım. Kendimce bir bucket list hazırladım, son düzlükte ne yapabilirsem yapmaya çalıştım. İlk doktora gittikten bir sene sonra teşhis kondu. Ben o ara elimde bastonla Estonya'ya sempozyuma gittim. Düşe kalka yürüyordum artık. 25 yaşında bir dedeydim. Giderek yürümem zorlaşıyordu ve ellerimi de ince işlerde kullanamıyordum. Gitar falan çalarken ellerim beni dinlemiyordu artık. Erasmus'la Finlandiya'ya gidecektim, iptal etmedim. Ya şimdi ya hiç deyip bastonumu aldım, yollandım. 4 aylık Erasmus maceramdan dönüşte teşhis kondu. Artık tanılı teşhisli ALS hastasıydım.
Bastondu yürüteçti derken tekerlekli sandalyeye düşmemde 1,5 seneyi buldu. Yüksek lisansı tez aşamasında bıraktım, kalan günlerimin tadını çıkarmaya baktım. Evde bilgisayar başında günlerimi geçirmeye başladım. Arada bizimkiler sünnet çocuğu gibi çıkarıp gezdiriyordu falan. Yutkunmam çok zorlaştığı için beslenemiyordum. Mideden beslenmek için pek taktırdık, o da sıkıntılıydı. Mide kanamasından hastaneye yattım, oradan yoğun bakıma. 86 gün yoğun bakımda yattım. Bunun yarısında bilincim kapalıydı. O ara yalvarıyordum öldürün beni, yaşanmaz böyle diye. Trakeostomi açıldığı için sesim de gitmişti artık. Derdimi anlatamıyordum. Önceden onun da hazırlığını yapmıştık. Göz takip işini hemen devreye soktuk. En zoru bu süreçti. Hareket edemiyorsun, konuşamıyorsun. Ama her şeyi görüyorsun, duyuyorsun, hissediyorsun. Buna adapte olabilmem zaman aldı. Ama baktım hayat devam ediyor, ben de devam ettim. Dizi izledim, film izledim, sıktı oyun oynadım, o da sıktı yayın izledim, o da sıktı bir şeyler üretmek istedim. YouTube videoları yaptım, yayın yaptım, oyun yapmaya çalıştım. Yapmasaydım delirecektim gibi şovlara gerek yok. Yapmasaydım canım sıkılacaktı. Ve geldik günümüze. Bir anda Night Online sayesinde kanal patladı. Artık yaptığım içerikler insanlara ulaşıyor ve daha da güzeli beğeniliyor. Bana da sahne ışıkları üzerimdeyken güzel içerikler üretmek kalıyor. İlerleyen zamanlarda Night Online'dan çıkıp daha genele hitap eden işler yapmak istiyorum. Ama Twitch yayınlarımızda Night oynamaya devam edeceğiz. Bu video biraz üzücüklü oldu ama söz bir sonraki videoda telafi ederiz. Hawking kaçar. Öptüm bay. Videonun sonuna eski kayıtları koyarım dediydim ama ayrı yükleyeyim dedim. Açıklama kısmına linklerini koydum dostlar. Bu sefer kaçtım. See you.